YouTube'un en klas kanalı Klasizm'e hoş geldiniz. Klas futbolcular 1. bölümünde karşınızdayım. Bundan sonra Klasizm kanalında özellikle PES serisinde yer alan efsane futbolcuların gerçek hayatta neler yaptıklarını sizlerle birlikte hikayeleştirerek biraz da istatistiklerine bakarak aktarmaya çalışacağım. Bu futbolcuları daha yakından tanımak adına PES serisini veya futbol oyunlarını takip etmeyen fakat futbolu yakından takip eden kişilerin de bu hikayeleri yakından severek takip edeceklerini düşünmekteyim. Birinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Cruyff'u seçtim. Cruyff bana ilk defa PES 2018'de çıkmıştı Michael Up modunda ve ismini bilmeme rağmen futbolcunun tipine çok aşina değildim. Oyunda tipini gördüğüm zaman dedim bu ne yani, ne iş yapacak acaba? Fakat PES 2018, 19, 20 ve 21'de Ronaldo ile birlikte, Cristiano Ronaldo ile birlikte bana oyunda çok yardım oldu. Yıllardır kendisini çok seviyorum. Bakalım Johan Cruyff kimmiş? Asıl adı Hendrik Johan Cruyff. 25 Nisan 1947 doğumludur. Futbola Ajax altyapısında başlayan Cruyff, 1964-1973 yılları arasında Ajax formasıyla 1966, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973, 1982, 1983 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşamıştır. Ayrıca yine Ajax formasıyla 5 Hollanda Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi Kupası, 2 Avrupa Süper Kupası ve 1 de kıtalar arası kupa kazanmıştır. Barcelona forması ile ise 1 İspanya Ligi Şampiyonluğu ve 1 de İspanya Kupası kazanmıştır. Hollanda'nın bir diğer takımı Feyenoord'da da 1 Hollanda Ligi, 1 de Hollanda Kupası olmak üzere 2 defa şampiyonluk sevinci yaşamıştır. Futbolculuğundaki takım başarılarının yanı sıra 3 defa Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülü ve 20. yüzyıl Avrupa Futbolcusu ödüllerini de almıştır. Bunlara ek olarak 7 kez de Hollanda Ligi'nde gol kralı olmuştur. Ayrıca 1974 Dünya Kupası finaline ülkesi Hollanda'nın çıkmasında büyük rol oynamış fakat Hollanda bu finalde Almanya'ya kupayı kaybettiğinden Dünya Kupası sevinci yaşayamamıştır. Sarı saçları ve seri çalımları nedeniyle futbolculuğunda sarı fare olarak anılmıştır. Ayrıca yine futbolculuğunda yaptığı meşhur topla dönüş hareketi bu hareketin isminin Cruyff dönüşü olarak anılmasını sağlamıştır. 1984 yılında futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlayan Cruyff, Ajax ile 2 Hollanda Kupası ve 1 Kupa Galipleri Kupası kazanmıştır. Barcelona'daki teknik direktörlüğü ise bu takımdaki futbolculuk yıllarından daha başarılı geçmiş. Cruyff, Barcelona'da 5 sene içinde 4 İspanya Ligi şampiyonluğu, 1 de İspanya Kupası şampiyonluğu kazanmıştır. Bunlara ek olarak 1 Kupa Galipleri Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 de Avrupa Süper Kupası kazanmayı başarmıştır. 1964-1984 arasındaki aktif futbolculuk hayatında kulüp takımları ve milli takımıyla 10 numara pozisyonunda oynayan ve toplamda 411 maça çıkan Cruyff, 241 gol atmış, 128 de asist yapmıştır. Kariyerinin başlarında maçlarda sürekli 9 numarayı kullanırken sakatlık geçirdiği bir dönemin ardından takıma döndüğünde 9 numara başka bir futbolcu tarafından kullanılmaya başlandığından 14 numaralı bir formayı seçmiş ve bundan sonra kariyerinin sonuna kadar 14 numaralı formayı giymiştir. 14 numaranın futbolda pek kullanılmadığı bir dönemde bu numarayı kullanmaya başlaması ve uzun yıllar bu numarayı kullanmasıyla 14 numara adeta onunla özdeşleşmiştir. İlk Ajax kariyerinin bitiminde 1973 yılında kulübü kendisini Real Madrid'e satmayı düşünürken o Francocu yönetime karşı Katalan Barcelona kulübünü seçmiştir. Hatta küçük oğluna bir Katalan azizinin adı olan Jordi adını vermiştir. Bu yaptıkları nedeniyle halen Barcelona taraftarı kendisine sonsuz bir sevgi beslemektedir. Her futbolcunun her alana yardımını öngören, savunma hücum arasındaki mesafeyi daraltmayı amaçlayan total futbolu hocası Rinus Michels'ten öğrenerek benimseyen ve 3-4-3 baklava desenli bir saha dizilişini uygulayan Cruyff'un bu sistemi hem Ajax'a hem de Barcelona'ya önemli başarılar kazandırmıştır. Zamanla 4-3-1-2'ye evrilen bu sistemi geliştiren Cruyff, günümüzde Barcelona ile özdeşleşen ve yerden kısa ve sürekli paslaşmayı öngören tiki-taka diye bildiğimiz oyun anlayışını da ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla bakıldığında Barcelona'nın halen kullandığı futbol anlayışının mimarı Johan Cruyff'tur denebilir. Ayrıca Guardiola'yı da Barcelona'ya ve dünya futboluna kazandıran kişi yine Cruyff olmuştur. Cruyff ile ilgili yakından bilgi almak isterseniz benim oyunum Cruyff adlı kitabı temin etmenizi öneririm. Johan Cruyff maalesef yakın bir geçmişte 24 Mart 2016'da akciğer kanseri rahatsızlığı nedeniyle aramızdan ayrılmıştır. Seni seviyoruz. Güzel uyu, güzel insan.